Emekli maaşlarına zam müjdesi. Seyyanen zam formülü masada. Ocak döneminde %49,25 artışla güncellenen Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı için beklenen zammı gündemde. Ocak döneminde %49,25 artışla güncellenen Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı için beklenen zammı gündemde. Özellikle kök maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almamaları için seyyanen zam formülü değerlendiriliyor. Bu şekilde kök aylıklar belirli bir seviyeye çıkarılacak ve sonrasında enflasyon artışı da eklenerek zam yapılacak. Yeni taban maaş belirlenmesi. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10.000 Türk lirası olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerle birlikte yeni taban maaşın 13-15.000 Türk lirası arasında olması bekleniyor. Ancak bu durum, kök aylıkların altında kalan emekliler için özel önlemler alınmasını gerektiriyor. Refah payı ve iyileştirmeler. Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine eklenen refah payı, Temmuz ayı zammında da gündemde. 15 puanlık bir refah payının uygulanması planlanıyor. Ayrıca memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi de değerlendiriliyor. Nihai karar ve uygulama süreci. Temmuz ayı zam oranları, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Yasal düzenlemelerin meclisten geçmesiyle birlikte, emeklilerin hesaplarına yapılacak olan artışlar belirli bir takvim dahilinde gerçekleştirilecek.